organize olsa, 1000 liradan örnek veriyorum, 1000 liradan ortak olursa 7 kişi, 7.000-7.350 lira civarında bir para yapıyor. Bir çevrelere kurbanlık, Gaziantep'e kurbanlık gidiyor mu? Sağ olun başkanım, teşekkür ederim. Biz teşekkür ettik arkadaşlar. Birçok sektörde olduğu gibi özellikle tarım ve hayvancılık sektörü gerçekten zor şartlarda üretim yapmaya çalışarak pandemide payına düşeni almaktadır. Bugün geldiğimiz noktada özellikle bu yılki kuraklığın etkisiyle yem fiyatları gerçekten aşırı şekilde artmıştır. Geçen yıla orantıladığımız zaman yaklaşık %100'ün üzerinde şu an bir artış yaşanmıştır. Geçen yıl bu zamanlar, yani hasat döneminde 1 lira 20 kuruştan almış olduğumuz arpayı bugün 2 lira 80 kuruşta almak zorunda kaldık. Geçen yıl hasat döneminde yine 35-40 kuruşa almış olduğumuz beyaz buğday sabanını şu anda 80 kuruşlar civarında almaktayız. Geçen yıl yine hasat döneminde bir torbasını 50 kilogram fabrika fenli yemi 80-85 TL'ler civarında alırken şu anda 150-160 TL bandında üreticilerimiz, üyelerimiz almak zorunda kalmıştır. Yine geçen yıl 1 TL civarında almış olduğumuz yoncayı şu anda 1 lira 70 kuruş civarında üreticilerimiz, üyelerimiz almak zorunda. Bu örnekleri aslında çoğaltabiliriz. Bu fiyatlar karşısında üretici üretim yapmakta gerçekten zorlanmakta. Bu yem fiyatlarıyla üreticilerin bir kısmı ellerindeki hayvanları sattıktan sonra gerçekten yerine hayvan almayacaklarını belirtmektedir. Bu da özellikle hayvancılık açısından, geleceğimiz açısından gerçekten olumsuz sorunlarla önümüze gelecektir. Bizim özellikle üreticiler adına Tarım ve Orman Bakanlığımızın Toprak Mahsulleri Ofisi eliyle yapacağı arpa mısır satışını hasat mevsimi sonu itibarıyla acilen başlatmasını, küçük üreticiye vermiş olduğu aylık hayvan başı alım miktarını aylık olarak değil de en az 3 aylık olarak alabilmelerini sağlamasını, KDV arpa ve mısır ve diğer yem ham maddeleri satışında KDV oranını büyük küçük ayrımı olmadan üreticilerin vergi kaydı olup olmadığına bakılmaksızın TÜRKVET'te, yani hayvancılık hayvan kayıt sisteminde TÜRKVET'te kaydı olan herkese KDV oranını %1 olarak uygulamasını beklemekteyiz. Arpa, mısır ve benzeri yem ham maddelerini yem fabrikalarına değil de tamamını üreticiye satmasını özellikle beklemekteyiz. Çünkü yem ham maddeleri fabrikalara gittiğinde tekrar üreticiye daha fazla bir fiyatla satışı olacaktır. Üreticinin ayrıca borsa, toprak mahsulleri ofisi gibi kurumlara üyelik şartı şu an mecbur kılınıyor. Bunun tekrar iptal edilmesini, ayrıca şu an elektronik ortamda bu borsa üzerinden, toprak mahsulleri ofisi üzerinden bu alımların takip edilmesi gerekiyor. ÜLES denilen bir sistemde. Üyelerimizin, üreticilerimizin, yetiştiricilerimizin birçoğu bu konuya zaten vakıf değil ve bunu takip etme şansları da, imkanları da yok. Yani internet ortamında girip bu elektronik ortamda arpa satışlarını takip edebilme imkanları yok. Dolayısıyla daha önce de birlikler üzerinde yapılan arpa ve yem ham maddelerinin satışını yine birlikler üzerinden %1 KDV ile öncelikle üreticiye, yem fabrikalarına değil de üreticiye satmalarını beklemekteyiz. Bu sorunlar ışığında Gaziantep'te büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık konusunda yetkili olan kurumlar olan ve kurban fiyatı belirleme konusunda da söz sahibi olan birlikler olarak Gaziantep Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı, Gaziantep Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı ve ben Gaziantep Bilir Koyun Geçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı olarak dün üçümüz burada bir toplantı yaptık birliğimizde ve yapmış olduğumuz toplantı neticesinde de 2021 yılı kurbanlık hayvan fiyatlarını belirlemiş olduk. Dünkü yapmış olduğumuz toplantıda yapılan değerlendirmeler neticesinde geçen yıla göre %100 civarında artan yem maliyetleri, yetiştiricilerin elindeki hayvan sayıları, halkımızın alım gücü, pandemi şartları ve benzeri konular dikkate alınarak önceki yıllarda yine uyguladığımız gibi kurbanlık satışlarında kesinlikle fire düşürmemesine karar verilmiştir. Ve 2021 yılı
kurbanlık fiyatlarının da 2 yaşından büyük tosun için canlı kilogram fiyatının 30 TL, damızlık vasfı taşımayan düve için canlı kilogram fiyatının 29 TL, Antep palliği erkek toklu kilogram fiyatının 35 TL, diğer ıtlardaki erkek toklu küçükbaş hayvanların kilogram fiyatının 33 TL ve erkek çebişin de, yani erkek keçinin de kilogram fiyatının 32 TL'den taban fiyat olarak satılmasına Gaziantep Damızlık Sığır Yetişleri Birliği, Gaziantep Kırmızı Et Üreticileri Birliği ve Gaziantep Koyun Keçi Yetişleri Birliği olarak bu şekilde bu fiyatlarla karar alınmıştır. Bu fiyatların üyelerimize, üreticilerimize ve tüketicilerimize, halkımıza hayırlı olmasını umuyoruz. Gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. Tüketiciler için de belki alım gücü eskisi gibi değil. Onlar da muhakkak belki zorlanacak ama şu unutulmamalıdır ki şu anda bu yem maliyetleriyle üreticiler bu satmış olacakları hayvanların yerine birçoğu hayvan koymayacağını belirtmekte. Bu da önümüzdeki süreç için gerçekten hepimiz için daha büyük sıkıntılara neden olacaktır. Geçen yıl Antep palliği 27 TL'li, bu yıl 35 TL. Kıyasladığımızda yaklaşık 30-35 bandında bir artış var. Geçen yıl tosun dana 23 TL civarındaydı, bu yıl 30 TL. Yine kıyasladığımızda 30-35 TL'lik bir artış var. Ülkedeki enflasyon belli, tüm kalemlerdeki fiyat artışları belli. Ama bizim için en önemli olan özellikle yem maliyetleri. Ve bugün yem maliyetleri bu artışlar yanında yaklaşık %100'ün üzerine artmış durumda.